Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Bugün ETS2'deyiz ve ETS2'ye yeni gelen bir güncellemeyi sizlere göstereceğim. Daha doğrusu ETS2 Multiplayer'a gelen yeni bir güncellemeyi size göstereceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, kamyonetler geldi. Artık kamyonet kullanabiliyoruz. Orada bir uçtu. Şu an ProMods'tayım. Kirkenes Maden'deyim. Hemen şöyle de sizlere aracın şeylerini göstereyim. Bu arada şunları bir açayım. Tamamdır. Aracımızın farları tamamen çalışmakta. Sinyalleri, dörtlüleri ve hatta geri vites lambaları sorunsuz bir şekilde çalışmakta arkadaşlar. Söylediklerine göre 2 haftada bir ikişer araç gelecekmiş. Bu ikişer araçtan bir tanesi bu bildiğimiz Iveco. Aslında burada Braco olduğu için lisans probleminden dolayı aracın için bildiğiniz Skoda. Hemen şöyle bir bakalım. Çekici galerilerine giriyoruz. Hangi galeriye gittiğinizin hiçbir önemi yok. Herhangi bir galeriye gidip çevrimiçi satın al diyerek buradan ya Transporter'ı yani al patronu ya da al public dediği, daha doğrusu AI public dediği Iveco'yu alabiliyorsunuz. Al patronu almak için tabii ki şey yapmanız gerekiyor. 5 dolar gibi bir ücret ödemeniz gerekiyor. Hiç tavsiye etmiyorum açıkçası. Çünkü 5 dolar veriyorsunuz. Boyası bile değiştirilmiyor. Hiçbir modifiye, parça, seçenek, hiçbir şey yok. Bizim aldığımızda ise yani ücretsiz olan, herkesin kullanabildiği ücretsiz olan da ise sadece, bu arada şöyle bir şeyler yazayım da. Sadece renk değiştirebiliyorsunuz. Kasanın rengi değil, sadece kupanın rengini değiştirebiliyorsunuz. İçi şu şekilde bildiğiniz Skoda. Hatta şöyle bir bug var ne yazık ki. Arkaya döndüğünüz zaman bildiğiniz Skoda. Hiçbir değişiklik yok. Ve galiba bir bug daha var. Az önce test ettim. Bir araçla çarpıştık. Baya 70-80 ile giderken çarptım. Ne o takla attı ne ben takla attım. Hiçbir şey olmadı. Öyle bir bug olabilir. Bilginiz olsun. Ancak aracın sesi güzel. Benim hoşuma gitti. Animasyonları mevcut. Aynı şekilde kontak animasyonu da mevcut. Görüyorsunuz. Sesi güzel. Benim hoşuma gitti sesi. Umarım oyunun sesi geliyordur ya. Biraz açayım. Çok kısıktı çünkü oyunun sesi. Bir tık açmak istiyorum. Dışarı sesler çok önemli değil. Bu arada camlar da çalışıyor. Şöyle onları da göstereyim. Dışarıdan gözükmüyor tabii. Ama içeriden camların açıldığı gözüküyor. Görüyorsunuz dışarıdan hiçbir farklılık yok. Kalıcı mı olacak yoksa öylesine mi geldi? Hiçbir fikrim yok açıkçası. Benim pedalımda ufak bir problem var. Onu çözemedim henüz. Kendi kendine bazen gaz veriyor. Bilginiz olsun. Şimdi şöyle buradan bir çıkalım. Kirkenes Maden'e doğru şöyle bir yol alalım. Şöyle de bir sıkıntısı var aracın. Yavaş. Çok yavaş. Hani 100 km hıza kadar çıkamamıyor bile. Yani çok zor çıkıyor. Uzun bir düzlük olması gerekiyor. 70-80'de tıkanıyor araç. Öyle bir dezavantajımız ne yazık ki var. Şu an tam gaz gidiyorum, dip gaz gidiyorum. Bir de örnek veriyorum, 5. viteste kalıyor. Ayağınızı gazdan çekip tekrar oturuyorsunuz. Yüksek hızlara tekrar çıkabilmek için. Ama zor düşüyor. Hani çok düşük devirlere gelmesi gerekiyor. Çok yavaşlaması gerekiyor. O yüzden bazen kendiniz vitesi boşa atıp tekrar işte ileriye atmanız, işte haş vitesiniz varsa oradan kendiniz halledersiniz ama otomatik kullanıyorsanız boşa çekip tekrar yükseltebilirsiniz. Ya görüyorsunuz yüklü bir kamyon kadar yavaş gidiyor.
Ya umarım bunu düzeltirler. Ama genel itibariyle oyun böyle bir seçeneği oyuncularına sunması benim açıkçası çok hoşuma gitti. Şöyle dik bir yokuş deneyeceğim. Madene girmeden hemen önce. Keyifli. Biraz kullandım açıkçası. Seslerde ufak bir problem yaşadığım için videoyu paylaşamadım. O yüzden biraz geç paylaşacağım videoyu. Yani aslında burada arkadaşın çıkana öncelik tanıması gerekiyordu ama canı sağ olsun, neyse. Görüyorsunuz yokuş çıkarken araç adeta can çekişiyor. Ama ne yalan söyleyeyim, kullanması keyifli. Şöyle keyifli, Skoda'dan biraz daha yüksek bir araba hissiyatı var, yok değil. Çok bariz bir fark değil ancak var. Bu arada dediğim gibi camlarda şöyle de bir olay var. Şu an kar yağıyor, normalde camların ıslanması lazım belki. Şu anda ıslanmıyor. Onları da hallederler diye düşünüyorum. Umarım araçlar kalıcı olur. İki hafta, yok pardon, haftada iki tane araç gelecek diyorlar. Birçok kanal 2-3 günde bir gelecek falan diye söylüyor ama ben oyunun kendi söylediği haftada ikişer araç, biri ücretli biri ücretsiz şeklinde haftada ikişer araç geleceğini söylüyorlar. Fakat bunlar kalıcı mı olacak yoksa gelenler bunların yerine mi gelecek bilmiyorum. Bazı YouTube kanalları da sağ olsunlar prim yapmak için biraz sıkmışlar. İşte hatta ben birkaç tanesini de gördüm. Söylemeyeceğim ama isim vermeyeceğim, reklamları olmasın. Lamborghini ve Mustang'i de koymuşlar, bunlar da gelecek diye. Ya bu bir Need for Speed oyunu değil. Lamborghini ve Mustang'in gelmesi bir iş. Hani nasıl diyeyim? Ya nasıl bir insanları salak yerine koyma şeklidir bilemiyorum. Geleceği hakkında en ufak bir yazı yok öyle araçların. Sadece single player'da bulunan araçların birçoğunun geleceği hakkında söylentiler var. Bakın kesin bir bilgi değil, söylenti diyorum. Benim kendi görüşüm neler gelebilir? Bu bir taşımacılık, bu bir nakliyat oyunu olduğu için. Ya bildiniz ki oyunun kendi ismi de var ya. Avrupa Kamyon Simülasyonu. Ya taşıma üzerine olduğu için Skoda'nın olması bile bir mucizeydi zaten. Kendi tahminim üzerine şöyle bir yorum yapacağım. Muhtemelen bu oyuna gelecek olan bir sonraki araçlar böyle pick-up truck'lar, o tarzdaki araçlar olacaktır. Daha çok böyle nedir onun adı? Hafif yük taşıyabilecek olan kamyonet tarzı, yani bu tarzda araçlar. Sinyallerin falan çalışması gerçekten çok güzel yalnız. Benim çok hoşuma gitti. Bu arada ben en son girdiğimden bu yana şeyi düzeltmişler. Ses bug'ını düzeltmişler. Buralarda falan hiç araç sesi yoktu. Kornaya falan bastığınızda hiçbir tepki yoktu. Herkes birbirine selektör atıyordu ama birçok insanın ayarlarda, işte bu da ücretli araç. Görüyorsunuz şöyle üzerinde altın rozeti var. Ama dediğim gibi o da beyaz mesela. Başka renklere yapan yok. Normalde Çinliler biliyorsunuz pembedir, turkuazdır, yeşildir. O renkleri yapmayı severler. Vallahi madene bambaşka bir araçla girmek keyifli olacak diye düşünüyorum. Ne diyordum? Gelecek olan muhtemelen araçlar böyle taşıyıcı araçlar olacaktır. Ya da belki bir iki tane eskort araç gelebilir. Kesin değil. Yalnız tekrar söylüyorum. Bir söylenti de, yabancı bir sitede gördüğüm kadarıyla bir söylenti de şu yönde. Pickup truck ya da bu gördüğünüz transporter tarzında minivan araçlarına devamının geleceği ve onların da nedir onu, bu üstlerine, önlerine flaşör, işte escort araç modunda geleceğini söyleyenler var. Ama dediğim gibi henüz kesin bir şey yok. Sadece yani söyledikleri arasında, söylentiler arasında gelme ihtimali en yüksek olan şey her hafta ikişer araç dedikleri şey. En yüksek ihtimal dahilinde. Ama dediğim gibi araç marka model olarak kesin bir şey yok arkadaşlar. Çok fazla kulaktan dolma bilgi var. Ben de size şu kesin gelecek, bu kesin gelecek gibisinden yalan haberler, kesinleşmemiş haberler vermeyeceğim tabii ki.
Ya şu anda keyifli. Neden keyifli? Skoda'dan daha yüksek, tırdan da daha alçakta olan bir araç. Yani o hissiyat var. Şu an bir kamyonet kullanıyorum. Hissiyatı var. Fakat yanlış görmediysem minivan'da, yani Transporter daha biraz daha alçak gibi gözüküyor. Daha bir Skoda gibi gözüküyor. Yani içi zaten içini yapmamışlar. Sadece dış modellemesini mod yapar gibi dış modellemesini yapmışlar. Gördünüz. Hiçbir modifiye parçası yok. Bir sadece jant değiştirilebiliyor. Jantlarda kamyon jantları olduğu için değiştirmedim. Oyun muhtemelen atacaktır diye. O riske hiç girmedim. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Aynaların açısını istediğiniz kadar değiştirin. Arkada kasa olduğu için tam arkanızı mümkün değil göremiyorsunuz. O yüzden biraz ben açıkçası aynaların fovunu biraz daha genişlettim. Yani fovunu değil, daha doğrusu açısını biraz daha genişlettim. Onu yapmamın sebebi de şu: en azından kör noktamı göreyim. Arkamı göremiyorum, kör noktamı göreyim şeklinde düşündüm. Yani araç modellemesi fena değil, güzel. Benim hoşuma gitti. Tam bir ekmek kamyonu tarzında o havada bir araç olmuş. Kornası bildiğimiz standart Skoda kornası. Sesi biraz daha değişik ama Skoda'ya nazaran. Burası böyle çok trafik mi olacak acaba ya? Ya Duisburg Kalesi arası yapayım dedim. Orada da kimse yok. Tek başıma sürmek istemedim açıkçası. Burası da bayağı bir kalabalıkmış. Trafikte başka araç var mı? Buradan sonrası, evet var. Görüyorsunuz Transporter. Tekrar açayım. Ücretsiz değil. Kesinlikle ücretli bir araç. Ama dediğim gibi üzerinde hiçbir oynama yapamıyorsunuz. Şu içine girebilecek miyim? Bakın içi böyle gözüküyor ama tabi aracı kullandığınızda içi Skoda. Dediğim gibi şöyle de bir sıkıntısı var. Arka tarafa baktığınız zaman bildiğiniz Skoda. Arkayı görebiliyorsunuz ama aynada, ya ayna resim yüklenmiş gibi bir şey. Bunları düzeltselerdi keşke. İşte içeriye, dışarıya hiçbir aksesuar takılmıyor ne yazık ki. Öndeki ne yapmış? Şahlanmış mı o? Bayağı şahlanmış. İlk çalışması, marşı güzel. Hoşuma gitti. Bir kamyon hissi var. Bir kamyon havası var. Ama sanki Skoda'nın sesini biraz daha böyle mixlenmiş hali, biraz daha değiştirilmiş hali gazlarken. Frenlerken düşük hızda zınk diye duruyor. Ama biraz yüksek hızda, yüksek hız dedim de 50-60. Zaten 100'e kadar çok rahatlıkla çıkabilen bir araç değil. Burası bayağı gitmiş. Bunu ne yapıyor? Hadi biz de gidelim. Ne diyordum? Ha, yani çok fazla yüksek hızlara çıkamıyor. Çok yavaş hızlanan bir araç. O yüzden bir kaosa yol açmayacağını düşünüyorum ama bug olma ihtimali çok yüksek dediğim gibi. Aynı bu kamyonetle çarpıştım Duisburg Kalesi arasında giderken. Adam yola atladı. Frene asıldım. Durmadı. Çarpıştım. Yandan böyle yaklaşık işte dediğim gibi 80 km hızla çarpmama rağmen yere yapıştırılmış gibi araç hiç hareket etmedi. Ben çarpmanın etkisiyle en ufak bir sarsıntı bile yaşamadım. Sadece direksiyonumda ufak bir böyle bir işte feedback, işte titreşim, o tarz şeyler oldu. Onun dışında araçta hiç en ufak bir değişiklik olmadı. O yüzden de bir bug olma ihtimali çok yüksek bu araçlarda. Yani bir insanı sollarken, ona yakın geçerken dikkat edin. Uçurabilirsiniz, uçabilirsiniz. Haksız yere ban yemeyin. Şimdi şeytan diyor ki şuradan bas git. Ama uymayacağım çünkü buralar baya baya kilit. Abi gerçekten çok kilit. Tünel mahvolmuş durumda. Yani açılır mı yol? Şurası açılacak gibi. Yok, burası yüklenmediği için, renderlanmadığı için böyleymiş. Kaybolacak mısın?
Evet, bu burada durdu. Muhtemelen burada trafik var. Evet. Ne yapalım? Geri dönelim. Yani sizi de böyle şey yapmayayım. Çok fazla engellemeyeyim. Çok mu düştük? İnşallah çıkar. Valla çıktı. Şuraya biz bir tekrar geri gidelim. Şu an dip gaz gidiyorum. Hızlanması bu arkadaşlar. Kilometre sayacını da şöyle göstereyim. Tabi burada daha fazla hızlı gidemeyeceğiz. Yavaş yavaş yolun keyfini çıkartalım. Şimdi bunlar heyecanlanıyorlardır. Önümüz boşalıyor. Gelen varsa demek ki biz de birazdan gideceğiz diye. Hiç kusura bakmasınlar. Ön taraf köprüye kadar tıkalı. Bayağı tehlikeli. Bu arada eğer beraber sürelim, konvoy yapalım derseniz arkadaşlar, ben şu kadar like, şu kadar yorum gibisinden şey yapmıyorum. Şart koşmuyorum. Gelmek istiyorsanız abi Discord kanalımızı ziyaret edin. Biz oynamak istiyoruz deyin. Kapımız her zaman açık. Ben zaten oyun oynamaktan keyif alan bir insanım. Oyun oynarken de video çekebilen, aynı zamanda canlı yayın açabilen bir insanım. O yüzden sizlere hiçbir şart koşmadan diyorum ki gelin abi, hep beraber keyifli vakit geçirelim. Eğlenceli olur. Tek başına gerçekten keyifli olmuyor. Ha, bir yere kadar tek başıma oynadığım zaman sadece video çekiyorum ya da işte yani canlı yayın bile açıkçası açmak içimden gelmiyor tek başıma olduğum zamanlarda. Dediğim gibi bir video çekiyorum, bir güncelleme haberidir. İşte ne bileyim, belki bir madene indik çıktık yaptık, bir duysu kalesi yaptık. O şekilde, ama dediğim gibi fazla keyifli olmadığı için de tek başıma oynamayı tercih etmiyorum. Farı patlamış. Ya keyifli mi? Gerçekten keyifli. Benim hoşuma gitti. Lisans sıkıntısından dolayı böyle bir şey yapmışlar iç kısmını, ama yani Skoda yapmak, yani Skoda'ya bu kadar uğraşmışsınız, yapmışsınız, bir en azından direksiyondaki amblemi değiştirmek bu kadar zor değil. İçi aynı olsun, direksiyondaki amblem değişsin ya da içindeki modelleme düzelsin. Küçük araç olduğum için şey yapmıyorum, çok fazla rahat geçebileceğiz diye, ama şunlara bir yol vereceğim. Bunlar da küçük kasa taşıyorlarmış. Dediğim gibi gelmek istiyorsanız hiçbir şart koşmuyorum arkadaşlar. Ben de gelmek istiyorum. Ben de sürmek istiyorum. Burada değil, Discord'da buluşalım. Sohbet, muhabbet eşliğinde hep beraber takılalım. Yalnız ben almışım. 15.000 kilometre de yapmışım yani. Biraz gezmişim. Yok pardon, 15.000 kilometre değil. Yok lan, o kadar yapmadım. 600 kilometre yapmışım. 15.000 kilometre limiti. Deposu çok büyük. Bu kamyon deposu var. Ya yani aslında bir kamyonun üzerine modellemişler bunu. İç dizayn olarak Skoda'yı modellemişler. Bakın, bu da mavi yapmış. Ama kasası değişmiyor. Evet, bu arkadaş raporu hak etti. Türkiye admin yazmış bir de. Yani ne diyeyim? Tövbe estağfurullah ya. Neyse, videomuz bu kadardı arkadaşlar. Hepiniz umarım beğenmişsindir bu videoyu. Benim açıkçası hoşuma gitti. Gözüme çarpan çok detay var. Ancak genel itibariyle hoşuma gitti.
Dediğim gibi eğer bize katılmak isterseniz sizleri burada beklerim.